Split'in ikinci bölümünden, haftanın ise son bölümünden merhabalar sevgili izleyiciler. Evet, son Medyakritik, haftanın son Medyakritik'inin son bölümüyle sizlerleyiz. Kapatırken medyanın ahvali üzerine konuşmuştuk, medyadaki çürümüşlük üzerine konuşmuştuk aslında. Celal Başlangıç'ın yazısını aktarmıştık sizlere. Abdülkadir Selvi'nin yazısının üzerine gelmesi de tabii tuzu biberi olmuştu ve Celal Başlangıç yazısında önemli bir noktaya işaret ediyordu. Neydi bu nokta? Belki de hepimizi derinden etkileyecek bir nokta, gazetecileri derinden etkileyecek bir nokta, yıpranma hakkı ve yıpranma hakkının bizim geleceğimize, gazetecilerin geleceğine önemli katkısı. Ama iktidarın bunu başka amaçlarla içinde kullanılması. Yani basın kartınız yoksa, hani iletişim başkanlığı tarafından dağıtılan, Fahrettin Altun tarafından dağıtılan o basın kartınız yoksa, yıpranma payınız da yoktu, erken emeklilik hakkınız da yoktu. Buna dair bir haberi ekranlarınıza getirelim. Altından bu konuya dair bir de bağlantımız olacak. Bakalım muhalefetin ve meslek örgütlerinin itirazlarını dinlenmeden geçirilen o yıpranma hakkını içeren konu, yıpranma hakkını içeren o teklif neler getiriyor? Gazetecilerin 5 yıl erken emekli olmalarını sağlayan yıpranma payı turkuaz basın kartı şartına bağlandı. Yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in düzenlemenin tüm basın çalışanlarını kapsaması için verdiği önerge AKP oylarıyla reddedildi. Teklifin genel kuruldaki görüşmeleri sırasında konuşan gazeteci kökenli CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, binlerce gazetecinin basın kartlarının iptal edildiğini hatırlattı. Basın kartı engellenen gazetecilerin özlük haklarını da bu yönetmeliğe göre düzenlemek binlerce basın çalışanını ikinci kez mağdur edecektir. İş kanunu kapsamında çalışan ve bir fiil gazetecilik yapan binlerce basın çalışanının kapsam dışı bırakıldığını kaydetti. Yıpranma hakkı için 3600 günü tamamlama şartını da hatırlattı. Gazeteciler de dahil yıpranma hakkından faydalanacak tüm çalışanlar için 10 yıl bekleme şartı 5 yıla indirilmelidir. Disk Basın İş'te yaptığı açıklamayla gazeteciliğin yıpratıcılığına vurgu yaptı. Devletin verdiği kartın gazetecilik ehliyeti olmadığını belirtti. Gazetecilik yapmak için basın kartı gerekmediği gibi kart yokken de bu meslek yeterince yıpratıcıdır, dedi. Basın iş yıpranma hakkının sadece habercilere değil, tüm basın ve matbaa çalışanlarına tanınması gerektiğini ifade etti. Söz konusu yasanın, devletin verdiği kartın yoksa yıpranmazsın demek anlamına geldiğini söyledi. Şimdi bu durumu Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş'la konuşacağız. Zira bu konu önemli. Kendileri bir de bu yasa meclise görüşülürken genel kurula geldiğinde temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya da gelmişlerdi. Gökhan Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Siz öncelikle şöyle başlayalım. Biraz daha anlaşılır kılmak adına bu yasa ne getirecek, ne götürecek? Ya bu yasa aslında en temelde gazeteciler arasında ayrımcılığı devam ettirecek. 2013'te bu yasa yeniden geldiğinde, 2008'de iptal edilmişti. Bütün gazetecileri kapsayan, matbaa işçilerini kapsayan yasa. 2008'de Bülent Arınç döneminde iptal edildikten sonra yaklaşık 5 yıl sonra geri geldi. 2013'te geri geldi. Ve 2013'te basın kartı koşuluyla geldi. Aradan geçen 7 yıl içerisinde bunun düzeltilmesi için, matbaacıların da dahil edilmesi için hani birçok meslek örgütü çaba sarf etti. Ancak en son Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu kararla, iptal kararıyla birlikte yeniden bütün gazetecilerin acil gündemi haline geldi. Çünkü eğer 14 Kasım'a kadar bir kanun çıkmasaydı gazetecilerin tamamının yıpranması gidecekti. Bu aslında Türkiye'de hani gazetecilere yönelik politikalarında bir ürünü, benimsin anlayışının bir başka yansıması. Biz bunun ortadan kalkması için girişimlerimizde olmuştu. Hani gazetecilerin cebinde taşıdığı kart değildir gazeteci yapan şey. Doğal olarak sosyal güvenlik hakkından yararlanırken de cebindeki karta bakılmamalıdır. Ancak bu düzenleme şimdi gazeteciler arasında cebinde kartın var mı yok mu ya döndü. Yani şu an sektörümüzde aktif olarak gazetecilik yapanların yarısından dahi azının basın kartı var. Hani bunun birçok nedeni var. Niye basın kartları yok? Yani mecliste bize bu soru da soruldu. Niye kart almıyorsunuz diye. Evet, bir verilmeyen kesim var.
Bir de bunu gerekli görmeyen kesim var. Bu prosedürlerle uğraşmak istemeyen bir kesim var. Ve hani toplamına baktığımızda şu an mevcutta basın kartı sahiplerinin den daha fazla basın kartı sahibi olmayan gazeteci var. Şimdi cebinde basın kartı olan gazeteci yıpranacak, olmayan yıpranmayacak. Ama aynı şeyi yapacaklar. Yani mesela şöyle bir örnek vereyim. Dün bir televizyon kanalından bir üyemiz aradı. Ne oldu bizim yıpranma diye sordu. Ben de basın kartı koşuluyla yeniden mecliste düzenlendi dedim. Nasıl yani dedi. Ben 11 saat kameranın başında yayındaydım. Yayın yapıyorum deprem zamanında özellikle. Şimdi ben yıpranmadan yararlanmayacağım. Karşımda 2 saatte bir değişen sunucunun basın kartı olduğu için o yıpranıyor mu olacak? Tabii ben buna bir cevap veremedim. Hani gazeteciler birbirini tamamlayan işleri yapıyorlar. Siz ekranlarda bunu sunarken arkanızda rejide 10 kişi çalışıyor. Yani siz basın kartını almış, onları almamışsa onlar yıpranmamış olacak. Böyle adaletsiz bir uygulama. Yine Anayasa Mahkemesi'nin bunu iptal edeceğini düşünüyoruz. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği haliyle aynen geri getirildi. Sadece şöyle bir şeye güveniliyor. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle basın kartı taşıyanlar diye bir hüküm var. Cumhurbaşkanı kararnameleri kanun hükmüne geçtiği varsayılıyor. Ancak Cumhurbaşkanı'nın 14 nolu kararnamesi İletişim Başkanlığı'nın görev tanımlarını yapan bir kararname. Ve burada basın kartları ile ilgili tek cümle basın kartlarını İletişim Başkanlığı verir. Ama İletişim Başkanlığı basın kartlarını yönetmeliğe göre veriyor. Anayasa Mahkemesi de zaten kararında şöyle demişti. Yani bir insanın sosyal güvenlik hakkını yönetmeliklerle belirleyemezsiniz. Bir kanunla belirlenmesi gerekmektedir. Şimdi yine yönetmeliğe göre verilecek bir kart için gazeteciler hani yıpranmış olacak ya da yıpranmış olacak. Sanırım burada biraz da şu parantezi de açmak gerekecek Gökhan Bey. Evet, kartlar veriliyor, verilenler var. Elbette almayı reddedenler var, başvuru yapmayanlar var ama bir diğer yandan da bu karta başvurup alamayanlar var ya da ya zaten bana vermeyecekler biliyorum diyerek hiç başvuru yapmayanlar var. Çünkü çalıştığı kurumlar, tırnak içerisinde söyleyelim, çalıştığı kurumlar yeterlilikleri karşılayamadığı için ya da tırnak içerisinde yine söyleyelim iyi görülmediği için verilmeyenler var. Biraz daha açmanızı isteyeceğim o nedenle. Bu basın kartı kime veriliyor, kime verilmiyor? İletişim Başkanlığı'nın buradaki yaklaşımı bir eleştiri konusu. Buna dair de belki değerlendirmelerinizi alabiliriz. Yani Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilene kadar Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından veriliyordu basın kartı. Ve burada hani bizim eleştirdiğimiz, iptal için dava açtığımız hükümler olsa da hani genel müdürün onayı onaylaması halinde verilir hükümleri vardı. Bunların iptal için dava açmıştık. Olsa da yine de meslek örgütlerinin bir temsiliyeti vardı basın kartı komisyonlarında. Türkiye Gazeteciler Sendikası da çok uzun yıllar 3 üyeyle temsil edildi orada. Ama Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra tamamen İletişim Başkanı'nın keyfi bir biçimde oluşturduğu kişilerden kurulan bir komisyondan bahsediyoruz. Nasıl ki? Şöyle düşünün, Türkiye'nin en köklü meslek örgütleri 1950'lerde kurulmuş Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Ankara Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası, İzmir Gazeteciler Cemiyeti gibi meslek örgütlerini dışlayarak bir komisyon oluşturuldu. Yani Türkiye'nin neredeyse tarihiyle yaşıt olan meslek örgütlerini dışlayarak birilerinin gazetecileri tanımlaması zaten önümüzdeki dönem açısından, o gün için söylüyorum, önümüzdeki dönem açısından kartın ciddi bir sorun olacağını görüyorduk. Tabii ilk önce İletişim Başkanlığı 1,5 yıl kadar toplanmadı. Daha sonrasında toplandığında da, yani kart komisyonu toplandığında da yaklaşık 1000 kişinin kartı güncellenmedi, yenilenmedi.
6000 civarında kişinin basın kartı iptal edildi. Yani bu iptal edilenlerin büyük çoğunluğu 15 Temmuz darbe girişiminin arkasından kapatılan medya kurumlarında çalışanların basın kartlarıydı. İçlerinde sürekli basın kartını taşıyanlar da vardı. Daha sonra 1000 kişiden yaklaşık 250-300 kişisine basın kartı verildi. Şu an hala 600 ile 700 arasında yıllarca bu basın kartını taşımış, hatta içinde sürekli basın kartını taşıyan insanların da olduğu gazeteci bekliyor. Kartının yeniden basılmasını bekliyor aslında. Çünkü yeniden bir prosedür işletilmesi gerekmiyor bu süreçte. Kartı zaten taşıyan bir kişi yeniden turkuaz haline getirdiler sarı basın kartını. Turkuaz haline basılıp gönderilmesi gerekiyor. Ama aldıkları yanıt, ben de dahil olmak üzere bunların içinde, incelemede. Yani ben 7 o inceleme çok uzun sürüyor sanırım. İşte yaklaşık 2 yıldır sürüyor. Hani sendikamızın avukatları bu konuda girişimlerde bulundular, bilgi edinme hakkına başvurdular ve son olarak da bir dava sürecini işleteceğiz. Sorun şu, kendi gazetecisine, kendine yakın gördüğü gazeteciye basın kartını veren bir komisyon oluşturdular, bir yapı oluşturdular. Ve ben kendi gazetecime basın kartını veriyorum zaten sadece. O yüzden yıpranmadan da kendi gazetecim yararlansın, diğerleri yararlanmasın demek bu. Yani bunun tabii ki hukukla hiçbir şey açıklayamıyoruz Türkiye'de. Çok zor açıklayabilmek. Ama insanların yıpranmalarını, gazetecilerin yıpranmalarını çalışma koşulları, ağır çalışma koşulları nedeniyle yaşadıkları yıpranmayı bu karta bağlamak yani vicdansızlık aslında. Evet, Türkiye'de çözülmesi gereken bir sorun, basın kartı sorunu. Peki son olarak kısaca bir şunu da değerlendirmenizi isteyebilir miyim? Kısaca bir değerlendirme. Bu bir teslim almaya çalışma yöntemi olabilir mi? İktidara yakın medyada çalışmayan ya da bugünlerde şöyle söyleyeyim, bağımsız medya organlarında çalışan gazetecileri, oradaki editörleri, oradaki kameramanları ya da biliyorsunuz matbaa işleri de, matbaa çalışanları da buna dahil aslında. Bu insanları teslim almak için bir yöntem olarak kullanılır olabilir mi ya da kullanılacak mı sorusunu da kısaca değerlendirmenizi isteyelim. Ondan sonra noktalayalım. Yani bir cezalandırma değil, diğerini ödüllendirme olarak yorumluyorum ben. Çünkü zaten ötekileştiriyor. Çünkü zaten onun tarafında olmayan düşman iktidara göre. Ve ben senin yıpranmanı da vermeyelim diye bir cezalandırma değil, kendi yanında olanları bir ödüllendirme olarak görüyorum. Hani biz yaptığımız, mecliste yaptığımız, grup başkan vekilleriyle yaptığımız temaslarda da bunu anlatmaya çalıştık. Hani gazeteciler arasında bu ayrımcılığı yaratır. En doğal hak olan sosyal güvenlik hakkını bu şekilde gasp edemezsiniz. Hani bu doğru olmaz dedik. Anlayış gösterdiler, doğru diyorsunuz dediler. Hatta hani biz düzeltileceği yönde ciddi geri bildirimler de almıştık ama meclise geldiğinde yine kendi istedikleri gibi geçti. Yani tabii burada birçok şey var, iktidar cephesinde birçok cephe var, intikam almaya çalışıyor, kimisi ödüllendirmeye çalışıyor ve bunlar birleştiğinde gazeteciler mağdur oluyor toplamında. Yani umarım çok kısa sürede bu sorunu çözülür ve tüm gazetecileri kapsayacak bir yıpranma düzenlemesi yapılır. Gökhan Bey, çok teşekkür ederim. Gökhan Durmuş, TGS Genel Başkanı bizlerleydi. Evet, TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, gazetecilere uygulanan ayrımcılığın belki de en ayyuka çıktığı, artık sosyal güvenlik haklarına dahi uzanan o ayrımcılığı bizler için değerlendirdi. Kendisine bir kez daha teşekkür edelim. Haberlerimize devam edelim. Haberlerimize geçecektik. Tam da Savat Dervişoğlu ile ilgili bir haberi aktaracağız sizlerle. İYİ Partili Musavat Dervişoğlu istifa eden Berat Albayrak'ı eleştirdi. Sosyal medya ergeni tanımlamasını yaptı.
sosyal medya ergeni haline gelen makam sahipleri devlet idaresinin emanetlerinde olduğu gerçeğinden her geçen gün biraz daha uzaklaşıyor. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu mecliste basın açıklaması yaptı. Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından istifasını değerlendirdi. Dolar kurundaki düşüş nedeniyle borç stoku 66 milyar lira azaldı. Bu para ile 2 tane Atatürk Barajı yapabilirsiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Madem ki başkanlık sistemiyle yönetiliyoruz, olumsuzlukların sorumluları sadece bakanlar olarak gösterilemez. Karşı karşıya bulunduğumuz olumsuzlukların yegane sorumlusu bizatihi başkandır. Dervişoğlu'na İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partisinin HDP ile birlikte anayasa hazırladığı yönündeki iddiaları da soruldu. Biz iktidarın yalanlarıyla, iktidarın büyük yalanlarıyla uğraşıyoruz. Ümit Özdağ'ın küçük ve mide bulandıran yalanlarıyla vakit kaybedecek durumda değiliz. Ve koronavirüsle devam edelim, artık biraz da koronavirüsü konuşalım. Koronavirüs salgını malum etkisini giderek artırmaya devam ediyor. Şöyle söyleyelim, iktidara yakın bir diğer yayın organı olan Habertürk'te bir yazı kaleme alan Fatih Altaylı günlük 40 bin vaka olduğunu söylemişti. Öte yandan Sağlık Bakanlığı da 2,000 vaka açıklamayı devam ettiriyor. Verileri yine Sağlık Bakanlığı açıkladı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 88 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı ise 11.233'e yükseldi. 148.482 test gerçekleştirildi. Hasta sayısı, semptom gösteren hasta sayısı 2.841 olarak açıklandı. Toplam hasta sayısı ise 404.894 oldu. Tabloda ağır hasta sayısı 3.230 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır dedi. Şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir açıklaması daha var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı çalışmaları devam ederken şöyle bir açıklama yapmış. Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. Covid-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sayın Bakan, bu umut satmaktır. İnsanların umutlarıyla oynamaktır. Bakın her köşe yazısı, her haber, her uzman, her ağzını açtığında şunu söylüyor. Covid-19 aşısının Türkiye'de %60'a uygulanması gerekecek ki bir toplumsal bağışıklık ortaya çıkabilsin. Ve bu %60'lık uygulamanın yapılabilmesinin üzeri için gereken süre de en az 2 yıl. Çünkü işte son günlerde bir açıklama var. Pfizer'ın ortaya çıkardığı bir aşı %90 oranında da başarı sağlamış durumda. Çok dikkat çekicidir ki o aşıdan şimdiden 1 milyar doz satılmış bile. Yani bu aşının Türkiye'ye gelmesi, bu aşının Türkiye'de önce şöyle söyleyeyim, sosyoekonomik durumu yukarıda olan yurttaşlara uygulanması, ardından diğer yurttaşlara uygulanması aylar hatta seneler sürecek. Aylar hatta seneler sürecek bir şekilde ki salgını yönetemediğiniz ortada. Yönetemediğiniz içindir ki günlük 40 bin vaka olduğunu söyleyen gazeteciler var. Günlük siz bile 2800 civarında hasta, semptom gösteren hasta açıklıyorsunuz. Hal böyleyken vatandaşa umudu niye satmaya çalışıyorsunuz? Salgını yönetemediğinizin itirafıdır bu. Türk Tabipleri Birliği siz salgını yönetemiyorsunuz dediğinde onlara soruşturmalar açtınız. Onların kurumlarını Türk Tabipleri Birliği'nin yapısıyla oynayacağınızı söylediniz ama maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak cümlesini kurabilmek, bu gerçekle bağdaşmayan bu cümleyi kurabilmek, biz salgını yönetemiyoruz en azından umut satalım diyebilmektir. Salgını sadece böyle değil, birçok noktadan artık yönetemedikleri ortada. Türkiye'de vaka sayıları, can kayıpları artıyor. Bakanlığa bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü test kitlerine ilişkin itiraf niteliğinde de bir duyuru yayınlıyor. Koronavirüs test kitlerinin hata payı barındırma olasılığı yüksek diyor. Koronavirüs test kitlerinin doğruluk oranları aylardır tartışılıyor. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü test kitlerine ilişkin itiraf niteliğinde bir duyuru yayımladı.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruda korona test kitlerinin yeterli sayıda klinik numune ile test edilemediği belirtildi. Test kitlerinin belirlenen güvenlik aralığından daha yüksek hata payı barındırabileceği ifade edildi. Geçen aylarda da Sağlık Bakanlığı'nın satın aldığı test kitlerinin doğruluk oranının %40 civarında olduğu iddiası ortaya atılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise test kitlerinin doğru sonuç verme oranının %90'ın üzerinde olduğunu söylemişti. Diğer yandan salgın devam ediyor. Tüm Türkiye'de vaka, ağır hasta sayısı ve ölüm oranları artıyor. Salgının başından bu yana vaka sayılarının düşük seyrettiği Tekirdağ'da son dönemde artış yaşandı. Hayat Eve Sığar uygulamasında geçtiğimiz aylar boyunca beyaz ve hafif şekilde mavi olarak görünen Tekirdağ artık kırmızıya büründü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 30 Ekim'de şehir için riskin arttığına dikkat çekmişti. Bakan Koca, artış İstanbul'a gidiş gelişlerin fazla olduğu şehirlerde de yüksektir. Balıkesir ve Tekirdağ'da %95, Düzce ve Bilecik'te %99 demişti. Bakanlığın koronavirüse dair çözümleri yok mu? Elbette ki var. İktidarın koronavirüse dair çözümlerine bakalım. Sigara içmeyi yasaklamak, açık alanlarda sigara içmeyi yasaklamak, eğlence mekanları dair tüm işletmeleri saat 22'de kapatmak ve 65 yaşına belli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirmek. Çözüm bu kadar. Ha bir de toplu taşımaya sayılabilmek var ama onu bir türlü başaramadılar. Şimdi koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması, açık alanlarda sigara içme yasağı getirildi. Peki yurttaşlar ne diyor bu kısıtlamalar için? Yeterli buluyorlar mı? Muhabirimiz Elif Çetin'in haberini getiriyoruz şimdi de ekranlarınıza. Koronavirüs salgında vakalar artıyor. Bir yandan 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma kısıtlaması, öte yandan açık alanlarda sigara içme yasağı. Peki bu önlemler yeterli mi? Sokağa sorduk. Ben 75 yaşındayım, 76 yaşındayım hatta. İyi oldu diyorum. Çünkü en çok arabaların tam o saatten sonra kalabalık, işten dönüyor herkes. Biz arabalarda boş boşuna yer zapt ediyoruz. Ördeklerin hakkını gasp ediyoruz yani. Aslında yetersiz. Yani 18 yaş altı da çıkmaması lazım. 65 yaş üstü zaten genelde otobüslerde, dışarıda, genelde bütün yaşlı insanlarımız dışarılardalar. Tehlikeli olan onlar. Kapsamlı önlemlerin alınması için bir süreliğine sokağa çıkma yasağı uygulanması lazım. Vakaların azalması için. Yani onlar günah keçisi seçildi. Eğer bir tedbir alınacaksa yani sadece 65 yaş ve üsttekileri kapsamaması gerekiyor. Bence bu daha kapsamlı bir hani kısıtlama mı diyelim, izole mi diyelim. Hani o şekilde bir yola gidersek daha sağlıklı ve daha doğru bir yol alınmış olur diye düşünüyorum yani. Bunun sonucu ekonomik olarak bir sıkıntı da doğuracak olsa bile yani insan sağlığı burada bence daha ön plana çıkmalı. Yani ihtiyarlara ne ceza varsa ihtiyarlara veriyorsunuz. Başka bir şey yok. En büyük mağdur burada biziz. Bir şey olsa 65 yaş. 65 yaş mı suçlu? Biz mi yaptık? Çok büyük bir imtihandan geçiyoruz. Belli kısıtlamaların olması mantıklı. Olması gerekiyor. En azından bu Kasım Aralık aylarında. Başka şeyler de yapılabilir ama bence şu anda yani bunların yapılmasının doğru. Ya ben normal görüyorum. Bence daha önce gelmesi gereken bir tedbirdi ama özellikle sigara hususunda gerçekten çok başarılı bir tedbir şu an için bence. Ama şu an evet yani görüyoruz insanlar evet maskeli ama o mesafeye hiçbir şekilde uyulmuyor. Bence tedbirlerin daha da artırılması gerekiyor. Ve dünyadaki son duruma bakalım bir de koronavirüse ilişkin. Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1.290.000'in üzerine çıktı. Vaka sayısı 53 milyonu aştı. Ülkeler hastane kapasitelerinin zorlandığını belirtiyor. 1.290.000'i aşkın kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 53 milyon vaka görüldü. Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürüyor. En fazla can kaybının görüldüğü Amerika Birleşik Devletleri'ni Brezilya ve Hindistan takip ediyor. En çok vakaların görüldüğü ülkelerse sırasıyla Amerika, Hindistan, Brezilya. Avrupa ülkelerinde de durum giderek kötüleşiyor. Sadece İtalya'da salgının başından bu yana 1 milyondan fazla kişi koronaya yakalandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı son bir günde 623 artarak 43 bine yaklaştı.
doktor ve hemşire birlikleri hastane kapasitelerinin zorlanmaya başlandığını belirtiyor. İngiltere'de de durum pek farklı değil. Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı. Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 257 bine yaklaşmış durumda. İngiltere Halk Sağlığı Kurumu yükseliş eğilimi devam edecek açıklaması yaptı. Halkı fiziki mesafe kurallarına uymaya çağırdı. Japonya'da Ekim'den beri 3. dalganın ülkeyi etkisi altına aldığı bildirildi. Ülkedeki vaka sayısı 112 bini, can kaybı ise 1800'ü aştı. Yetkililer artışın bu şekilde sürmesi halinde sağlık sisteminin zorlanacağını söylüyor. Vaka ve ölümlerin artması kısıtlamaları da beraberinde getirdi. İngiltere'de yapılan bir çalışmaya göre kısıtlamalar nedeniyle ortaya çıkan ekonomik problemler ve depresyon, stres bozukluğu ile intihar vakalarına yol açtı. Bilim insanları intihar düşüncesine kapılıp yardım arayan insanların sayısının karantinalar ilan edilmeye başladığından bu yana 3 katına çıktığını açıkladı. Uzmanlar da psikiyatrik vakaların gittikçe artacağı görüşünde. Ve şimdi bir dünya tablosuna göz atalım. Koronavirüs dünya tablosuna bir hızlıca göz atalım. Dünya genelinde 53 milyon 116.991 vaka bulunuyor. 1 milyon 300.988 bildirilmiş can kaybı var. İyileşenlerin en azından sayısı umut verici tabii ki. 36.943.138 iyileşen var. Amerika Birleşik Devletleri hala Donald Trump'ın yönettiği, Biden'ın seçildiği ama hala süresi dolmadığı için Donald Trump'ın yönettiği Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka sayısı 10.873.936 seviyesinde, 248 bin dolaylarında can kaybı var. Hindistan'da 8.728.000 vaka, 128 bin can kaybı. Brezilya'da 5.783.000 vaka, 164 bin can kaybı. Fransa'da 1.898.000 vaka, 42 bin can kaybı. Rusya'da 1.880.000 vaka ve 32 bin can kaybı bulunuyor. Dünya genelindeki tablo böyle. Bugün Sözcü Gazetesi'nin manşetinde bu konuya dair dikkat çeken bir haber vardı. Türkiye'ye yurt dışından koronalı hasta getiriliyor sözleri vardı. Sağlık Bakanlığı yoğun bakımların %69.9'unun dolu olduğunu söylüyor. Buna rağmen 20 bin doları veren koronalı yabancılar Türkiye'ye tedaviye gelebiliyor. Korona vakaları tüm dünyada yeniden tırmanışa geçti. Önlemleri arttırmaya başlayan ülkelerin en büyük korkusu hastanelerde boş yatak kalmaması ve vatandaşların sağlık hizmetine ulaşamaması. Türkiye'de ise durum farklı. Çünkü 20 bin doları veren COVID-19 hastası yabancılar herhangi bir izne ihtiyaç duymadan Türkiye'ye getiriliyor. Başta Irak, İran, Gürcistan, Rusya ve Avrupa olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden hastalar özel hastanelerde tedavi ediliyor denmiş Sözcü Gazetesi'nde. Bu çok önemli bir haber, bu çok önemli bir konu. Buna dair bilgi ve belgelerin de olduğu belirtiliyor haberde yine. Ambulans uçaklar vızır vızır hasta taşıyor deniliyor. Buna dair bir açıklama yapılması şart. Elbette ki seyahat hakkı da sağlık turizmi de bir haktır ama Türkiye'de yurttaşlar yeteri kadar kitle, yeteri kadar tedaviye ulaşamazken bu nasıl söz konusu olabiliyor sorusu bence iktidar tarafından özellikle de o süreci çok başarılı yürüttüğü söylenen Sağlık Bakanı tarafından cevaplanması gereken bir sorudur. Siyaset gündeminden bir diğer haberle devam edelim. Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'ler tartışma yaratmaya devam ediyor. ABD yaptırımları da bu nedenle tartışma halinde. Tabii yeni Biden hükümetinin ilk icraatının bu noktada Türkiye'ye yaptırım uygulaması olabileceği belirtiliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bu konuya dair bir açıklama yaptı. Amerika'nın kaygılarını ele almaya hazırız dedi. ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre kazanan Joe Biden oldu. Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerle ilgili ABD yaptırımlarını devreye sokmayan Donald Trump'ın aksine Biden yönetiminin Türkiye'ye karşı ilk icraatının bu yaptırımlar olacağı konuşuluyor. Savunma Bakanı Hulusi Akar Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu. Yine ihtiyaçla açıkladı. Uzun menzilli bölge, hava ve füze savunma sistemi ihtiyacımız var. NATO üyesi bazı ülkelerde S-300 olduğu örneğini yineledi. S-300 sistemi NATO ittifakı içinde nasıl kullanılıyorsa, bazı NATO ülkelerinde bu mevcut, onlar nasıl kullanıyorsa S-400 sistemi de bizde aynı şekilde kullanılacaktır.
Sinop'ta yapılan S-400 denemelerinin teknik faaliyet olduğunu söyledi. Her savunma tedarik programı çerçevesinde deneme ve sistem kontrolleri yer almaktadır. Bu usuller tedarik programının bir parçasıdır ve tamamıyla teknik bir faaliyettir. ABD Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı. F-35 teknolojisinin güvenliği ABD için olduğu kadar Türkiye için önemlidir. Akar'ın mesajı Biden'aydı. Amerika'nın teknik anlamda S-400 ve F-35'lerin uyumluluğu konusundaki herhangi bir kavgasını ele almaya hazırız. Resmi olarak ilettik dedi. Ortak çalışma grubu ve teklifimiz hala masadadır. Bu husus resmi olarak Amerikalılara, resmi olarak NATO'ya iletilmiş bulunmaktadır. Ve Doğu Akdeniz, Türkiye Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarının süresini 23 Kasım'a kadar uzattı. Yunanistan yasa dışı Naftex'i derhal geri çekmeye çağırdı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Yunanistan'ın açıklamasına tepki gösterdi. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sondaj faaliyetleri nedeniyle yaşanan kriz sürüyor. Son olarak Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmaları 23 Kasım'a kadar uzatıldı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Türkiye'nin uluslararası deniz hukukunu ihlal eden ve bölgede barış ve istikrarı baltalayan yasa dışı sismik araştırmalarına devam ettiğini duyurdu. Yunanistan, yapıcı bir diyalog olasılığını daha da zayıflatan bu kışkırtıcı davranışı kınadı. Türkiye'yi yasa dışı Navtex'i derhal geri çekmeye çağırdı. Bu bağlamda Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye tarafına derhal bir karar vermesi ve Yunanistan'ın müttefikleri ve ortaklarının Türkiye'nin devam eden yasa dışı davranışından haberdar edilmesi için talimat verdiği belirtildi. Avrupa Birliği Konseyi Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye yönelik sembolik yaptırımları bir yıl daha uzatmıştı. Avrupa Birliği Aralık ayında düzenlenecek zirvede Türkiye ile ilişkileri ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde değerlendirecek. Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın açıklamasına tepki geldi. Türkiye için hiçbir hükmü ve değeri olmadığı öne sürüldü. Yunanistan bölgede çözüm istediğini belirttiği beyanlarında samimi ise gerginliği artıracak açıklamalar yapmak, askeri faaliyetlerde bulunmak ve üçüncü tarafları Türkiye aleyhinde yanlış yönlendirmek ve kışkırtmak yerine ön koşulsuz diyalog çağrılarımıza olumlu karşılık vermelidir ifadeleri kullanıldı. Devam edelim haberlerimizle. Şimdi Akdeniz'le kalalım. Malum. Akdeniz bir de umut hattı mülteciler için. Yeni bir hayat arayan, savaşın, aslında baskıların, yoksulluğun olduğu ülkelerinden Avrupa'ya uzanmak isteyen birçok insanın, birçok ülkeden insanın umut hattı aynı zamanda. Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan mülteciler göç yollarında ne yazık ki hayatlarını kaybetmeye de devam ediyor. Son olarak Libya açıklarında bir mülteci teknesi battı. 74 mülteci hayatını kaybetti. Libya açıklarında mültecileri taşıyan bir gemide arıza meydana geldi. En az 74 mülteci boğularak hayatını kaybetti. 47 kişi kurtarılarak karaya çıkarıldı. Uluslararası Göç Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada kazanın ülkenin liman kenti Alkumus açıklarında yaşandığı bildirildi. Arama çalışmaları ise sürüyor. Öte yandan aynı rotada faaliyet gösteren tek sivil toplum kuruluşu gemisi olan Open Arms'ın 200'den fazla kişiyi kurtardığı açıklandı. Örgütün Libya direktörü Federico Soda son kazanın devletlerin arama kurtarma çalışmalarındaki duyarsızlığın bir tezahürü olduğunu söyledi. Soda isim vermeden Avrupa ülkelerini eleştirdi. Binlerce savunmasız insan hem denizde hem karada bu eylemsizliğin bedelini ödemeye devam ediyor dedi. Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre bu yıl Akdeniz üzerinden Avrupa kıyılarına ulaşmaya çalışan en az 900 mülteci hayatını kaybetti. Ve 25 Kasım yaklaşıyor. 25 Kasım kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günü yaklaşıyor. Ona dair bir haber aktaracağız ama önce hala Türkiye'de yine demiyoruz. Hala diyoruz. Bu önemli bir ayrım. Hiç hız kesmeden devam ediyor çünkü kadına yönelik şiddet. Kadın örgütlerinin İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasına yönelik tepkisi sürerken kadın cinayetleri de kadına yönelik şiddette devam ediyor. Türkiye'de sadece son 24 saatte pek çok kentte, farklı kentte 4 kadın ayrılmak istediği ya da barışmak istemediği için erkekler tarafından öldürüldü.
İzmir'in Dikili ilçesinde Alper Gül, kendisinden boşanan 23 yaşındaki Çilem Kılıç'ı sokak ortasında defalarca ateş ederek öldürdü. Daha sonra Kılıç'ın annesi Selime Özduran'ın evini bastı. Özduran'la evde bulunan Sibel Yarcı'yı da silahla yaraladı. Gül ardından intihar etti. Özduran'la Yarcı hastaneye kaldırılırken Kılıç'ın daha önce Gül'ün kendisini ölümle tehdit ettiği için koruma talep ettiği ancak talebinin karşılanmadığı öğrenildi. Aksaray'da Ramazan T'ye ayrılmak isteyen Saadet Korkmaz'ı öldürdü. Kadının çalıştığı markete giden Ramazan T, Korkmaz'ı kesici aletle ağır yaraladı. Korkmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Ramazan T gözaltına alındı. Gazetecilerin sorularına pişman değilim yanıtı verdi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Mehmet P, evli olduğu 73 yaşındaki Emine P'yi öldürdü. Şiddet uyguladığı için verilen uzaklaştırma kararına rağmen Mehmet P, kadının evine giderek Emine P'yi silahla öldürdü. Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Assubay Volkan Erdem, kendisinden ayrılmak isteyen Hafize Günakın'ı kesici alet ve silahla öldürdü. Erdem aynı silahla intihar etti. Konya'da B.Y. isimli kadını darp edip cinsel saldırıda bulunan Cumali Yazıcı ve Mehmet Fatih Yılan tutuklandı. Yazıcı Yılan ve beraberlerindeki iki kişi otomobillerinde oturan kadın ve erkek arkadaşının fotoğraflarını çekerek şantaj da uyguladı. İhbar üzerine 4 kişi gözaltına alındı. Yazıcı ve Yılan tutuklandı. Diğer 2 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ve bir diğer yandan ne demiştik? 25 Kasım'a yönelik etkinlikler de devam ediyor. HDP Kadın Meclisi Ankara'da Alevi kadınlarla bir araya geldi. Dicle Ahmet Kadın Platformu da erkekler tarafından katledilen kadınlar için eylem düzenledi. Erkek uyuyor, devlet koruyor. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü etkinlikleri sürüyor. HDP Kadın Meclisi Ankara'da Alevi kadınlarla bir araya geldi. Her gün gözaltı saldırıları. Etkinliğe Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ve Muş Milletvekili Gülistan Kılıçkoç Yiğit de katıldı. Parti sözcüsü Ebru Günay kadınlara seslendi. Bu ülkede binlerce kadın erkek egemen zihniyet ve anlayış ile katledilmiş, baskıya, şiddete maruz kalmış ve mağduriyet yaşamış, mağdur edilmişlerdir. Fakat bu suçları işleyenler bu ülkenin iktidarı tarafından, bu ülkeyi yönetenler tarafından korunmuş, kollanmış ve maalesef cezasız bırakılmışlardır. Ama biz kadınlar dünyanın her yerinde süren kadın isyanının bir parçasıyız. Eş başkanlığın ve İstanbul Sözleşmesi'nin hedef alınmasından kapatılan kadın kurumlarına kadar pek çok baskıya dikkat çekti. Ancak kadınların bunlara karşı direndiğini vurguladı. Bu yüzyıl kadınların yüzyılı olacak. Bu yüzyıl bin yıllardır bedenimizi, emeğimizi sömüren erkek egemenliğin yıkılacağı ve kadınların kazanacağı bir yüzyıl olacaktır. Günay Alevilere yönelik saldırıları da hatırlattı. Biz inancımızdan dolayı ayrıştırmaya çalışan iktidarın oyunlarını en başta biz kadınlar boşa çıkartacağız. Bizler soykırıma karşı direnen Zarife'nin mirasını devraldık. Erkek devlet şiddetine karşı mücadele için Kasım ayında da dışarıda sokaklarda olacağız. 25 Kasım'ı bu güçle ve bu moralle karşılayacağız. Diyarbakır'da Dicle Ahmet Kadın Platformu üyeleri Dağkapı Meydanı'nda erkekler tarafından öldürülen kadınları anmak için bir araya geldi. Ancak polis kadınların eylemine izin vermedi. Gerekçe olarak yine pandemi gösterildi. Görüşmelerden sonra kadınlar meydanın yanındaki parkta eylemlerini düzenledi. Bu kadınlar sadece bir isimden ibaret değiller. Hepsinin bir hayat hikayesi var. Rosa Kadın Derneği Başkanı Adalet Kaya kadın kırımının ayyuka çıktığını söyledi. Bu artık feminisittir, jenositttir, kadın kırımıdır. Mücadele için öz savunma ve örgütlülüğe işaret ederken işletilmeyen devlet mekanizmalarının erkek şiddetini teşvik ettiğini vurguladı. Bu devlet destekli erkek şiddetidir. Erkek uyuyor, devlet koruyor. Platform üyeleri ardından öldürülen kadınların hikayelerini paylaştı. Şimdi Van'a gideceğiz. Van'dan bir görüntü getireceğiz ekranlarınıza. HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç iş yerleri yanan esnafı ziyaret etti. Polis tarafından engellenmeye çalışıldı. Polis dönüp milletvekiline bizden izin almadan konuşma yapamazsınız ifadesini kullandı. Sarısaç bu sözleri söyleyen polise tepki gösterdi.
HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, Özalp ilçesinde iş yerleri yanan esnafı ziyaret etti. Ancak esnafla konuşmaya başladığı sırada yanlarına polisler geldi. Ne oluyor burada? Bir şey olmuyor. Milletvekili Murat Sarısaç. Haberimiz yok da. Polisler kendilerinden izin alınmadığını söyleyerek engel olmaya çalıştı. Şimdi arkadaşlar, eğer burada bir konuşma yapacaksanız sana haber veririm. Evet. Bizim haberimiz olması lazım. Mesela niye? Bir tane bir açıklaması. Nasıl niye? Mesela niye? Söyle bir tane açıklaması. Ya bakın, burada etrafında insanlar toplamışsınız. Tamam. Bir konuşma yapıyorsunuz. Sonra ben de güvenlik amiri olarak benim bundan haberim olması lazım. Polis amiri milletvekili Sarısaç'ın izin almak zorunda olduğunu öne sürdü. En başta sizin izin almanız lazım. Bir milletvekili olarak benim gelip senden izin alacağım. De söyledim. Siz öğrenememişsiniz bunu. Artık o kadar hukuksuz bir şekilde hareket ediyorsunuz ki bu size normal bir şey gibi. Yok, biz hukuksuz hareket etmiyoruz. Bir kesinlikle. Bir siyasi parti esnafını gözerken, bir siyasi parti faaliyetinde bulunurken hiçbir yerden izin almak zorunda Murat değil. Bir geçmiş olsun diyoruz, gideceğiz sonra. Ancak polis ısrarını sürdürdü. Bizden izin almadan. Senden izin almak zorunda değilim ya. Ne izin alıyorsun? Kaymakamlıktan izin almadan. Milletvekilim sen gelin milletvekiline izin al diyorsun. Bu kez kaymakamlık izni dedi. Kaymakamlıktan izin almadan bu şekilde ya öyle bir şey yok. Bir kanun çıkar bana. Bize bilgimiz olacak ki biz burada sizin güvenliğinizi alacağız. Sizin güvenliğiniz tamam, şimdi haberiniz var. Güvenliğinizi alın, bırakın biz aramızda bir arayın. Bölge olarak biliyorsunuz terör bölgesi. Değil, yok. Burası terör bölgesi falan değil. Bir de arkadaşlar bildiğin kayyum bölgesi. Taleplerini dinlememi engellemeye çalışın. Sabotluyorsunuz beni. Tamam neyse, o zaman güvenliğinizi alın, ben esnafla. Tamam. Görüntüleri paylaşan Sarısaç, AKP-MHP hükümetinin tek umudu kanunları bile bilmeyen kayyum polisleri aracılığıyla halkı sindirip HDP'nin halkıyla bir araya gelmesini engellemek. Fakat bugün de Özalp'te çok iyi gördüler. Ne halkımız sindirilebiliyor ne de bizim halkımızla bir araya gelmemize engel olabiliyorlar ifadelerini kullandı. Sadece ekonomide işler yolunda gidecek, artık her şey iyi olacak demekle Adalet Bakanı'nın çıkıp hukuka dair açıklamalar yapmasıyla olmuyormuş. İşte seçilmişlerin üzerindeki atanmışların bu tahakkümü ne zaman sona ererse Türkiye'de her şey o zaman yoluna girecek. Şimdi son haberimizi getirelim ekranlarınıza. 9 Kasım'da yaşama veda eden şair Mehmet Çetin doğduğu Dersim'in Ovacık ilçesi Kurdeşi köyünde toprağa verildi. Doğduğu evin önünde yapılan törende arkadaşları yaptığı konuşmalarla Çetin'e veda etti. Nadina gevrede hezne be muhlet, tabı fetele hezniyazı hevre şahi, ya beven, ya kırmanz, ya düyanlı, tabı fetele ez, zehre karamanı müzayi. Şair ve yazar Mehmet Çetin doğduğu Ovacık'a bağlı Kurdeşi köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Çetin'i cenaze töreninde sevenleri, yakınları ve arkadaşları yalnız bırakmadı. Tören doğduğu evin önünde yapıldı. Vasiyeti üzerine kızıl bir örtüye sarılı tabutunun üstüne "Yazdığım en güzel şiir hayatımdır" yazıldı. Törende arkadaşları konuştu. Önce şair Namık Kuyumcu söz aldı. Bazı insanların gidişleri şiirdir biliyorsunuz. Ve onlar aslında tamamlanması mümkün olmayan ama yaşadıkça ve yaşatıldıkça devamlı yazılabilecek büyük ve yüksek şiirdir. Ardından şair Tuğrul Keskin duygularını dile getirdi. Bugün bizler buradayız ve yazık ki Mehmet önümüzde bir yanık karanfil gibi yatmakta. Bunu unutmayalım olur mu? Bu ölünün kim olduğunu unutmayalım olur mu? Hiç unutmayalım. Çünkü şair öldü. Sustu dağların rüzgarı da. Son olarak şair Emir Ali Yağan konuştu. Onun o sonsuz derinliğini, akışını görmek beni uykumdan uyandırdı. Sabah yıldızı aradım. Uyanmıyor diyor. Uyanacağı da yok gibi. Bu topraklar ona dendardır. Kırmancıyı ona dendardır. Törende Dersim ve Ovacık Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu da vardı. Türkiye'deki halkların mücadelesini sürdüren, özgürlük mücadelesini sürdüren bir yoldaşımızdı. Onun yoldaşı olmak ayrıca bir güzellikti. Güle güle güzel yüzlü yoldaşım. Uğurlar olsun. Şair ve yazar Mehmet Çetin son yolculuğuna uğurlanıyor. Dersim'in Ovacık ilçesi Kurdeşe, Kurudere köyündeyiz. Törene katılan yazar Önder Kızılkaya Artı TV'ye konuştu. Bize bu son yolculuğunda da güzel bir yolculuk armağan etti. Ovacık'a geldik. Mehmet'i birazdan toprağa vereceğiz. Şükür yaşadı ve biz onu tanıdık. Yapılan konuşmaların ardından Çetin'in cenazesi mezarlığa taşındı. Sevenleri son görevini yerine getirdi.
Çetin'in naaşı kızıl örtüyle toprağa verildi. Şair, yazar, çevirmen, yayıncı Mehmet Çetin yaklaşık bir yıldır kanser tedavisi görüyordu. 65 yaşında hayata gözlerini yuman Çetin, geride çok sayıda Kürtçe ve Türkçe şiir kitabı bıraktı. Yitirdiğimiz şair Mehmet Çetin'e dair bu haberle Medya Kritiği bitirelim. Hem bugünlük hem bu haftalık pazartesi günü. Dileriz ki yeniden stüdyolarımızdan Medya Kritik'le sizlerle olabilirim. Artı TV'den ayrılmayın. Hoşçakalın.